yancımız var. Devrimciler safa gelsin. Faşistlere hıncımız var. Devrimciler safa gelsin. Günaydın. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. İşinizin özelliklerini seyircilerimize anlatır mısınız? Reklamınız olur. Bizim işin reklama ihtiyacı yoktur. Hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Bunda çekinecek bir şey yok. Hayırlı tabii. Şöyle ki, sermaye düşmanlarına karşı sermayedara itibar sağlayarak milli ve vatani bir vazifeyi yapmış oluyor. Anlamadım. Nasıl oluyor bu iş? Ölen adamın bütçesine, mevkiine göre yasçılar yani ağlayıcılar göndeririz. Mesela, sermaye hesabı mühterem bir fabrikatör mü öldü? Bizim ağlayıcılara işçi kılına sokar, yollarız oraya. Babamızdı! Babamızdı! Sen diyemez, bize yedirirdi! Sen diyemez, yedirirdi! Sayesinde sendika yüzü görmedi! Sayesinde sendika yüzü görmedi! Boru fabrikası hayır, benim. Hayır, benim. Nasıl benim olması lazım? Cenazede. Dükkanlar hayır, benim. Biraz konuşma. Hayır, benim. Benim dedikten sonra benimdir bu iş. Babamızdı, babamız! Kendi yemez, bize yedirirdi. Mesleğiniz? Abicim, bize kazacı derler. Bize bilgi verir misiniz bu konuda? Efendim? Yani mesleğinizle ilgili demek istedim. Ha, vereyim. Biz virajlarda özel araba kollarız. Şöyle ensesi kalın birine rastladık mı... Hani kalçadan toslatacak şekilde atıveririz kendimizi arabanın altına. Tehlikeli bir iş. Tehlikelidir abi. Ama parası iyidir. Kendini attın mı yere... Ah! Öldüm! Ah! Öldüm! Diye bağıracaksın ki herifin ödü kopsun. Bir kere korkuttun mu sonra anlaşması kolay. İşte hastaneye gidecek, emniyete gidecek. Boşver abi dersin. Sen ver bana bir 5.000 lira, yoluna devam et. Çok güzel, şimdi bir gösteri yapalım mı? Efendim? Yani kamera için bir gösteri yapalım mı? Ha, kamera için yapalım tabii abiciğim, tabii yapalım abiciğim. Ses iyi değil mi? Erol, şimdi ben virajda gözükür gözükmez, sen kamerayı çalıştır. Peki. Arkadaştan bana dönersin. Senin için en fiyakalı atlayışımı yapacağım Uğur abi, korkma! 1 metre kala frene bas yeter! 40 kilometre ile geleceğim, iyi mi? 60-70 de gel abi, korkma! Tamam, hazırız. İş yapacağım Uğur abimin şerefine. Ayşe! Yavrum! Kızım öldün mü? Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben. Ölmüş mü baksanıza yavrum benim? Görünürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak. Ayşe'cim, Ayşe'cim! Hastaneye kaldıralım. Ay canım benim, gençliğine doyamadan gitti yavrum. Araba gene istop etti galiba, bir baksana. Vallahi en kral plonjonumu çekeceğim Uğur abi ya. Hadi bakalım kamera tör. Nasıl? Korkudan bayılmış yavrucak. Kabahat Ayşe'de oldu. Ben çağırınca sağına soluna bakmadan fırlayıverdi. Annesinin sözünden hiç çıkmaz yavrum. Yine de bir doktora gösterseydik. Seni televizyondan tanırız evladım. Pırlanta gibi çocuksun. Bizim bey Uğur der, başka bir şey demez. Ayşe de öyle, sanki nişanlısı. Sağ olun. Hastaneye hiç gitmeyelim istersen. Şimdi gazeteciler, polisler falan işi büyütüler. Sen bizi en iyisi eve bırakıver çocuğum. Hah, şuradan sağa sap yavrum, tamam. Hay Allah razı olsun. Ev mev yok burada.
arka taraftan getirdim mahsus. Mahallenin diline bir düşersek alimallah dedikodu gazetesinden biter. Teşekkür ederim ama benim yüzümden yorulacaksınız. Aa, ziyan yok evladım. Sen aşıyı kucaklayı ver bakalım. İt kopuk dolu her taraf. Makineyi bırakmayalım. Daha çok uzakta mı eviniz? Yok evladım yok. İki adım ötede. Yavaş yavaş gelsin. Aman görmesinler! Görürlerse görsünler. Cinayet mi işliyoruz burada? Aklım için evladım. Rezil oluruz mahalleye. Şu taraftan evlat, gel. Aman çocuğum dikkat et, aman aman başını bir yere vurmasın. Geç çocuğum. Aman dikkat. Uş. Var mı bir bardak? Var, var, var. Bu da hala ayılmadı. Buyur. Bir doktor çağırsak bari, masrafını ben öderim. Çağırırız evladım, sen üzülme. Özür dilerim, gitmem gerekli. Nereden gideceğim şimdi ben? Şu kapıdan evladım, doğru caddeye çıkarsın. Aa, anne! Fazla acıtmadın ya, ona bir şey olursa kendini öldürürüm. Sus kız, bağırma, hadi kalk! Baban gelmeden şunu arka odaya taşıyabilirim, hadi! Seni beğenmiyor, sanki kendisi pek akıllı. Ay, ay benim, beni kollarında taşıyacağını biliydim, deriz yapardım. Ben Uğur abiye bakmaya gidiyordum. Köşeden aynı renk, aynı model bir araba çıktı. Telaştan plakasına bakmadan kamerayı çalıştırdım. Sen anlat. Ne bileyim gelenin başkası olduğuna, nasıl olsa duracak deyip attım kendimi arabanın önüne. Ezildiğimiz yetmiyormuş gibi, bir de dayak yedik arabanın şoföründe. Sizce kimler kaçırmış olabilir Uğur Bey'i? Bilmem ki, politik nedenler olabilir. Son programları bazı çıkar çevrelerinin işine gelmiyordu. Aman Alevciğim, TV'de çalıştığından beri terminolojin değişti. Yavrucuğum, ne demek çıkar çevreleri? Her insan kendi çıkarı için çalışmaz mı? Babacığım, bu tartışmanın sırası değil. Bir kadın meselesi olabilir mi? Gülünç olmayın lütfen, ben nişanlısıyım. Uğur'u da çok iyi tanırım. Hangi cehenneme kayboldu bunlar? Baba! Anne, babam geldi! Ne oluyorsunuz yahu? İlk defa mı geliyoruz bu eve? Hoş geldin Hüsnücüğüm! Kız, babanın terliklerini getirsene! Bugün sizde bir iş var. Aa, ne işi olacak be ilahi? Uğur Dündar'ı kaçırmışlar, duymadınız mı? Aa, nereden duyalım ayol, duymadık. Memleket ayağa kalktı be. Ev işinden başımızı kaldırdığımız mı var? Ne yazıyor, ne yazıyor? Otomobilini bulmuşlar. Polis siyasi bir cinayetten şüpheleniyormuş. Cinayet mi? Adamı ipe götürürler be! Uğur'u kaçırmak ne demek? Asarlar mı baba? Sus kız, sus! Aa, bir anda biz kaçırdık sanacak! Anne, bu kadar uyku hapı öldürür insanı! Yarısını babanın rakısına koyacağız kızım! Ayşe! Efendim baba, geliyorum! Çabuk, çabuk! Hadi, hadi, hadi! İyi akşamlar. Ulan yine bu insanlık. Şu aslan gibi delikanlı yap, bu yapılır mı be? Güç koşullar altında derlediğimiz bazı görüntüleri sunmak istiyoruz. Aslında bu görüntüleri gerçekleştirmenin görevi... Ay! Ay! Şimdi,
raporu gördüm de birden fena oldum. Kosof ilçesi dolaylarındayız. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nün kar açma ekipleri... Yaşamak istiyorsan bağırmaya kalkma. Emi canım evladım benim. Şöyle. Dur bakalım. Ne istiyorsunuz benden? Ne isteyeceğiz evladım? Bak hepsini senin için yaptım. Para sızdırmayı düşünüyorsanız, size 5 kuruş bile verecek kimsem yok. Haberiniz olsun. Şu düğün çorbasından iç bir yudum bakayım, al bakalım. Hayır, istemiyorum. Bana bak, benim kafamı kızdırma, ha! Al bakayım, aç ağzı, Bir örgüte mi bağlısınız? Haberiniz olsun, kimseden korkum yok. İç evladım. İç, iç bakayım. Rakıyı mutfakta hazırlamakta yeni adet. Tamam, koydun mu bari suyunu? Koydum. Annen nerede? Anne, birazdan bırakacağız, meraklanma. Yalnız kimseye bizden bahsetmek yok. Ha, bir de bu makineyi bize vereceksin, he? Sizin olsun, çözün ellerimi. Yo, acele yok. Önce nasıl kullanılıyor bir göster bakalım. Burada çeker mi? Çeker tabii, flaşı var. Bu mu? Ha, şimdi ben senin şuradan resmini çekmek istesem nasıl ayarlayacağım ben bunu? Bırakacak mısınız beni? Tabii evladım, tabii. 14 metreye getir. Şu mu? Şunu ayarla. Hani şu mu? Onu ötekini. Evet. Evet. Onu da 50'ye getir. Bu. Ötekini. Şşt, oğlum. Yurdun çeşitli kesimlerinden öyküler ve görüntülerle birlikte bu akşamki İşte Hayat programı burada sona eriyor. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Benim oğlum be oğlum. Hoşça kalın. Onu kaçıralım ve şöyle ekmek çarpsın eserim. Ay yapma babacığım, yapma. Bakmış. Nerede bu karı be? Çağırayım baba. Ayına yansın cephenin, yansın güneşten. Babam çağırıyor. Benimki uyudu. Babamın uyuyacağı yok. İlacı az koyduk galiba. Vallahi. Mutlu efendim. Vatan hainleri, Uğur benim oğlum. Mahvederim onu kaçıranı. Aman Hüsnücüğüm, el alemin çocuğu için elini kana bulama. Oyunlar yansın cepkenin. Anam ne güzel bacak bu be. Herif kudurdu vallahi. Hadi yardım etti, babanı odaya taşıyalım. Hadi kocacığım, hadi canım benim. Sana bu kadar iş mi diyorum? Aman da benim Efe kocacığım. Olur benim oğlum. Oğlum. Çöleklerini çöz, hadi. Ya uyanırsa? Yarın akşama zor uyanır o. Yatı şöyle. Göğsünü aç biraz. Şimdi yüzünü bana çevir.
Soyun şimdi. Utanıyorum anne. Kimden utanıyorsun kız? Mışıl mışıl uyuyor. Ya uyanırsa? Soyun! Hadi yak canını. Yapamayacağım. Kız yat! Kör olasıca! Bağırma, uyanacak. Sarıl iyice. Ha? İyi, fena oluyorum anne. Uğur'un kolunu üzerine al. Seni sarmış gibi. Sarıl iyice kız. Ha? Anne, dayanamıyorum. Dur baba, ceketine giy. Al şu şapkanı, al, al anacığım, al. Tamam. Hadi güle güle al, hadi güle güle canım. Güle güle. Hadi, akşam hadi. Bana ne oldu ya? Pantolonunun düğmelerini ilikle baba. Ayy, saat 9.30 yandım. Bana bak, gelirken bir tavuk al, tatlı al, kaşar peyniri, pastırma. Sen çıldırdın mı hanım, ayın 22'si be? Makbule hanım. Öğleden sonra saadetin gününe gelecek misin? Gelemeyeceğim, kusuruma bakmasın, dağ gibi çamaşır var. Sen söyleyiver komşum, hadi canım. Bahane uyduruyor. Daha evvelki gün çamaşır yıkadı. Makbule'de bir iş var gene. Dünden beri kapı pencere açılmadı. Günaydın. Sonunda ayılabildin demek. Bayılmamıştım ki akıllım. Bayılmamıştın ama utanmadan o 100 kiloluk hantal vücudunu bana taşıttın. Affetmişsin, 55 kiloyum ben. 55 kiloymuş. Utanmazın, yalancının birisin sen. Aa! Ben hayatımda yalan söylemedim. Ama yalandan bayıldın. Evet, bayıldım. Kaç kilosun, doğru söyle. 57,5. İki gözüm önüme aksın ki. Çabuk çöz şu ellerimi. Ya kaçarsın, sonra da annem beni öldürür. Ne yapacaksınız beni burada tutup da? Kabahat sende Uğurcuğum. Sen istedin böyle olmasını. Ben mi istedim? İkinizin yüzünü de ilk defa görüyorum. Ne alıp veremediğiniz var benimle? Ya benim yüzümü ilk defa görmüyorsun ki. Yine yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. İyi düşün. Kadınlarımız filminde oynamak için artist adayı olarak sana geldim ben. Peki beni kaçırmanızla ne ilgisi var bunun? O filmde beni oynatacaksın. Bu suratla mı? Senin gibi yalancının, sahtekarın birini, öyle mi? Yalancı değilim ben! Yalancısın! Değilim! Yalancısın! Kaba adam! Ben de senin neyini sevmişim? Nerede televizyondaki Uğur, nerede sen? Allah polisler! Buyur teyze. Saatler olsun evladım. Tıraş olacak benim çocuğum. Çarpıntım var da. Birazcık şurada oturayım mı? Kim o? Benim kız, ben aç. Ah, peşime polisler düştü. İzimi zor kaybettirdim. Aa, babam duyarsa yüreğine iner. Uğur uyandı mı? Uyanmaz olsun. Bastım, aman, unuttum derim. Şu kıza bir münasip koca bulamadık gitti. Hüsnü Bey, ha. Az gelsene. Hayrola? Şu fotoğrafları alıver. Ne fotoğrafı yahu? Senin hanım bırakmıştı sabahtan. Yarına verecektim. Başka işler çıkınca yıkıverdim. Allah Allah. Bizim hanımın ne alakası var ki fotoğrafla?
İyice bakmadım. Sinema resmi gibi bir şeyler. Senin kız artist oluyor galiba. Artist mi? Borcumuz? 20 lira. Ay başında veririm Salih Efendi. Verirsin canım, yabancı mısın? Olur mu? Bittim. Beş dakika bekleyeceksiniz. Buyurun oturun. Tıraş olacak değilim. Kalbim tuttu. Şuracıkta biraz dinlenivereyim. Ne iştir yahu? Kalbi tutan kendini bizim dükkana atıyor bugün. Hoş geldin bey. Ne oluyorsun bey? Bakışlarını hiç beğenmedim. Bunlar ne? Bey, başıma gelen! Bu resimleri ne zaman çekildi lan? Beni asmayın hakim bey. Memuriyetim, namusum. Makbule'nin tırnaklarını sökün hakim bey. Domuz herif, uykusunda bile benimle uğraşıyor. Doktor çağırsak mı anne? Delirdin mi kız? Bey, kendine gel! Basıldık mı? Yüreğim ağzıma geldi aman! Uğur nerede? Aşağıda babacığım. Hepimizi ipe götürecekler. Elimizde o fotoğraflar varken hiçbir şey olmaz, korkma. O fotoğraflar... Ya, Uğur onları görünce şartlarımızı kabul edecek. Ne şartı? Beni televizyon filminde oynatacak baba. Kızın senden de çatlak. Ay, hem çocuğu Bodrum'a hapsedin, hem de zorla film çektirin. Görürsün bak, senin için rahat olsun yeter ki. Zengin olacağız, zengin! Sakın kimselere bir şey söyleme. Allah'ım sen bana sabır ver. Bana zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. İstemiyorum! Evladım, güzel evladım, bak şimdi. Bırak anne, zorla oynatmasın beni. Kabiliyetimi görsün, ondan sonra karar versin. İnat etme güzel evladım, şu kızımı bir seyret. Nesini seyredecekmişim senin şu aptal kızının? O istemesi istemesin, sen başta kız. Onun sesi Ajda'da bilem yok, akıllı. Trilalali, trilalalom, trilalali, trilalali, trilalalom, 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 trilalalim, trilalalim, trilalalom. Nasılsın, iyi misin? Sorarsam söyler misin? Yabancı, sen kimsin? Çağırsam gelir misin? Rilalali, rilalalo, rilalali, rilalali, rilalalo. Sen başka, ben başka, doğuştan nerelisin? Ya hala bulamadılar çocuğu, rezalet be! Bu işte para dönüyor, para! Sen ne diyorsun Hüsnü? Sen anlarsın bu Uğur Dündar davasında. Hasbinallah ve nimel vekil, tövbe! Hüsnü Bey'i gönderin bana! Hüsnü Bey, müdür bey seni istiyor! Şey bitti. Bunu sizden beklemezdim Hüsnü bey.
Haklısınız beyefendi. Ama ben masumum. Bütün kabahat karımla kızım olacak o. Neler söylüyorsunuz Süslü Bey? Doğruyu söylüyorum beyefendi. Uğur Dündar'ı karımla kızım kaçırdı. Bir doktora görünseniz. Beni asmazlar değil mi beyefendi? Ah, hayır, hayır! Artık her şey bitti sevgilim. Artık beraber olmamıza imkan yok. Oh, ağlama, sil o gözlerinin yaşını. Boşuna kal diye yalvarma bana. Kalamam. Ölür güzel, ölür. Oh, elveda! Defol! Defol! Yeter! Aa. Yeter artık! Aklımı aratacağım ben! Bağırma oğlum! Bunu da mı beğenmedin çocuğum? Allah Allah! Ay, ay. Aman anne, bırak şu kendini beğenmişi! Bak oğlum, biz bu iş zorlu olmasın istedik! Şu fotoğraflara bir bakıver de, öyle konuşalım istersen! He? Şantaj demek! Bilmem artık ne olduğunu! Seni oğlum gibi severim! Beni kızdırma, hayatı söner vallahi! O filmde benim kızım oynayacak! Sen de hiçbir şeyle ilgilenmezsin be Salih Efendi! Televizyonda da mı görmedin? Bizde televizyon yok! Kaç gündür memleket çalkalanıyor yahu! Bak işte, nasıl çocuk bak! Bak aman, burada! Bana ne Vamık Allah Bey! Allah Allah, bak yahu! Ben bu çocuğu bir yerde gördüm birader! Yok, görmeyecek miydin? Tamam, o! Heh. Allah Allah! Ya. Şu bendeki kafaya bak! Salih Efendi nereye? Bu ev, eli sarın! Meğer azını gangestermiş karı! İçeriden ateş edebilir, mesuliyet kabul etmem! Dağılın! Uğur Dündar bu evdeymiş! 50 yaşındaki karıdan anarşist mi olurmuş ya? Kaçın! Kaçın, ateş edecekler! Kapıyı tutun! Neredeler? İçeriden sesler geliyor. Davranmayın! Ne oluyorsunuz ayol? Ödümüzü patlattınız! Özür dilerim, bu baskının nedenini öğrenebilir miyim? Sizi bu kadınlar kaçırmış, öyle ihbar aldık! Beni nasıl kaçırırlar komiser bey? İyi yürekli, melek gibi insanlar bunlar! Beni evlerinde şey ettiler, misafir! Nişanlınıza bile haber vermeden böyle bir misafirliğe neden gerek gördünüz acaba? Kızımı filminde oynatacak! Senoryayı onunla konuşarak yazdı! Öyle yapmak zorunda kaldım! Zorunda mı kaldınız? Öyle uygun gördüm. Ya hele münasip gördük. Uğur yaşıyor mu? Öldü mü yoksa? Öldü mü? Lütfen izin verin, Uğur'un nişanlısı... Biraz şöyle yaklaşın lütfen. Lütfen gülümseyin. Bir poz daha lütfen. Uğur! Sana sonra anlatırım. Beyler, elinizi çabuk tutun, tahkikatı bitirmek zorundayız. Arkadaşlar lütfen yeter,
Çekime başlamadan önce bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu durum sizin için de sürpriz oldu galiba. Evet, bilmiyordum. Araştırma yapmaya hakkım yok mu benim? Garip bir araştırma ama. Basın toplantısı sona erdi, dışarı. Basın özgürlüğüne engel olamazsınız. Yolu verin biraz, şöyle bakayım ha. Bana bak kız, yanından ayrıl da konu komşu hırsından çatlasın. Hanımefendi, bir dakika siz gelin şöyle, şöyle koluna dur. Girin. Koluna girin, gir koluna gir bakayım, koluna. Ha, sen yol versin hanım. Aa, siz resimde görünmeyin. Annesiyim. Bir dakika efendim, çekelim efendim. Müsaade edin. Güzel, çekiyorum. Bir dakika, bir resim daha rica edeyim efendim. Evet, müsaade buyurun. Bu dünyanın sonu geldi dostlar. Seni doğru düzgün anlayamadım evladım. Kusurumuza bakma, gene bekleriz. Gene gel emin yavrum. Biraz daha durursan bayılacağım. Şu karının lastiğini patlatamadık. Durmak yok. Devam, devam. Evladım, bu ne biçim artistlik böyle? Bilseydim kızı gündeliğe yollardım. Kızınız için daha uygun bir meslek seçmiş olurdunuz. Artistlik zor geliyorsa vazgeçebilirsiniz ayrıca. Allah göstermişsin. Sil evladım. Hadi evladım sil, hadi çocuk. Yeter evlat, kız ölecek vallahi. Devam et, devam et. Geber. Hain adam. Sen nasıl buydun seni? Başla. Ne yapacağım? Göbek atacaksın. Ha? Yok, o kadar uzun boylu değil. Atmam. Rol oynamaktan vazgeçiyorsun demek. Pekala, işte kapı. Güle güle. At kızım at, gözünü kapat, utanma. Hadi evladım. Ayol Akçe'nin düğününde nasıl oynamışsın? Hadi benim güzelim, hadi bakayım. Hop. Hadi, hadi. Barda çalışan bir dansözü temsil ediyorsun. Bu suratlı kim çeker seni? Müşteriyi memnun edeceksin. Hadi gül evladım gül, kıvır hadi. Şimdi de ağla bakalım. Aa! Neden ağlayayım? Neden ağlasın? Şimdi oynuyordu ayol. Rol icabı ağlaman gerekirse ne yapacaksın? O zaman ağlarım. O zaman ağlar. Şimdi ağlamanı istiyorum. Bakalım becerebilecek misin? Ağla kızım ağla. Aklına kötü şeyler getir. Hadi canım hadi. Ama siz benimle dalga geçiyorsunuz. Maskaralık edene gülerler. Ağlayacaksan doğru dürüst ağla, beceremeyeceksen bırak bu işi. Neden bırakacakmış canım? Ağlar o, ağlar. Ağla kız. Ağlayamıyorum. Aklına geçen gün gittiğimiz filmi getir de ağla. Hani şu kızı aldatan adam, alırım demişti de. Hani çocuğunu karın altında cami avlusuna bırakan. Mektebin önünde bekliyor. Çocuk çığır. Annesini tanım. Sizin gibi bir annem olsaydı. Annesi. Sus kız, beni de ağlatacak. Ayşe, aman evladım, kendine dikkat edeyim benim güzel çocuğum. Ayşe, iyi dinle,
beni! Halat gerildiği vakit hız vereceğiz motora! Kayakları suya doğru, kendini geriye vereceksin! Dizlerini biraz bükeceksin, unutma! Eziyetin dozunu biraz kaçırdın galiba. Kız doğru dürüst yüzme bilmiyormuş. Başka çarem var mı? Ne yapayım? Kurtulabilmek için. Usanıp gitsin diye bekliyorum. Bu işin esrarını çözemedim doğrusu. Arabaya çarpmış, evine götürmüş, 3 gün ortadan kaybolmuş. Bu kadar uğraşacağına baştan kızı oynatmaya kalkmasaydın. Ne yapayım? Kabiliyetli sandım. Yanılmışım. Benden bir şeyler saklıyorsun. Yo. Evet. Bizim sokak kurulduğundan beri böyle numara görmedim. Olur mu be? Sokağımızda artist var, artist! Bir lokma bir şey ye kızım. Yemeyeceğim, öleceğim acımdan. Hep bu alev olacak karı veriyor bu akılları Uğur'a. Alacağı olsun. Gavsız adam, sende hiç artist babası olacak hal var mı? Sıçmayayım şimdi artist babasına. Bu işe başlayalı tadımız kaçtı be! Siz ısmarlamamış mıydınız çiçekleri? Ne var yani? Kendime çiçek yollayamaz mıyım, ha? Ayşe, seni çok üzdüm, özür dilerim. Yaptığım haksızlıkları bağışla. Yarın çalışmaya bekliyorum sevgiler Uğur. Dünyanın en tatlı insanım. Namusuma dokunuyor, çarparım ha. Aman bey, çiçek de kıskanılır mı? Sen size. Anneciğim sen otur. Bulaşıkları ben yıkarım. Babacığım, canım benim, kahve yapayım mı sana? Bu artistlik çok iş açacak başımıza. Nereden buluyorsun bu tipleri Uğurcuğum? Halk kızı, şimdi moda. Her işin içinde bir sosyallik olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Kız Uğur'a aşık. İşi büyütüyorsun Alev. Hem bu konuyu kapatsak artık. Gitti işte kızcağız. İsabet olmuş. Bırakın şu sıkıntılı programları be Uğur. Açıyoruz televizyonu. Çarıklar, teşekler, yanmayan çocuklar. Neymiş efendim? Sorunlarımız. Boş verin yahu. İnsanlar biraz da gülmek istiyor. Haklısınız. Halk hayatından o kadar memnun ki yakında zil takıp oynayacak. Ayşe de geçenlerde bir göbek attı ki görecektiniz. Demek o da hayatından memnun vatandaşlarımızdan biri. Çalışırken şu kapıyı açmayın dedim. Kim geldi? Yabancı değil evladım, biziz. Çiçekler için çok teşekkür ederim Uğur, pek nazikmişsin. Çiçekler mi dedin? Akşam eve yolladığın çiçekler Uğurcuğum. Dün akşam yolladığın çiçekler. Evet. Seni kırdım biraz, kusura bakma. Kır beni Uğur, istersen kemiklerimi kır. Sen benim rejisörümsün. Ayşe sana teslim evladım, eti senin kemiği benim. Şunu artist yap da nasıl istersen yap. Pazartesi filme başlıyor muyuz abi? Evet, başlıyoruz. Ben listeleri veririm. Peki abi. Nereye bakıyorsun sen? Hiç. Bana bakacağına perdeye bak. Bir şeyler öğrenirsin belki. Perdeye baksana kızım. Aa. Dışarı çıkar mısınız siz? Ben mi? Siz.
Dışarı çıkın. Ayşe ile konuşmam lazım. Ben işinize karışmam evladım. Lütfen. Otur. Bu işin şakaya gelir tarafı kalmadı artık. İki gün sonra çekim başlayacak, senin hakkın havalarda. Böyle gidersen filmi de rezil edeceksin, beni de. Düşün bir kere. Sadece Türkiye'de 20 milyon kişi seyredecek bu filmi. Başarımız biraz da senin başarına bağlı. Bundan böyle filmden başka bir şey düşünmek yok. Hı. Benim her söylediğimi yapacaksın. Hep öyle yapıyorum zaten. Ülkemizde kadınlar değişik sosyal ve ekonomik koşullar altında yaşıyorlar biliyorsun. Şimdi sana toplumumuzun çeşitli kesimlerinden kadın resimleri göstereceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür etme, işini doğru yapmaya çalış. Çekeceğimiz filmin adını biliyor musun? Kadınlarımız. Öyle değil mi? Sadece kadınlarımız değil. Konuyu Cumhuriyet Devrimleri ve Kadınlarımız şeklinde düşünüyorum. Ha, anladım. Mesela kafes arkasındayken değil mi? Çok ilerleme olmuş. Kırsal kesimlerde yaşayan kadınların Hititlerden beri giysileri ve içinde yaşadıkları koşullar pek değişmemiş. Şehirlerde görünüşte bir değişiklik olmuş. Batı kültürüyle yetişen nesiller bu defa çevreleriyle çelişkiye düşmüşler. Kendinizi bilimsel çalışmalara vermişsiniz bakıyorum. Pazartesi başlayacağını söylediler. Ayşe Hanım dönmüş. Bense onunla çalışma zevkinden mahrum kalacağız sanmıştım. Sen Ayşe'nin kostüm makyaj işlerine bakıver. Oynayacağı tipleri biliyorsun. Bakarız. Sabah 9'da burada ol. Bana sorarsan bir prova çekelim önce. Sonradan uğraşmaktansa kostümlü, makyajlı... Çekeriz. Babamın bahsettiği reklam şirketinden bekliyorlar seni. İlgilenmediğimi söylemiştim sana. Babam da orada. Gitmezsek ayıp olur. Bir tanışmış olursun. Hadi. Yarın öğleden sonra bir prova çekeriz. Çekeriz yavrum, çekeriz. Sen emret. Bu karıya inat oynayacağım işte. Oyna kızım, oyna ki hasetinden çatlasın. Sırık. Kontürdeki ikiyi de yak. Şunlara bir baksana. Ne makyajmış bu ya? Ben yapamayacağım şekerim. Şu kadını başımdan almazsanız katiyen bir şey yapamam. Kızını çirkinleştiriyormuşum. Bunların film falan düşündükleri yok. Kızı sana yamamaya çalışıyorlar. Uğraşamam şekerim, kusura bakma. Ayşe! Ayşe! Gel kız. Hazırım. Bu ne? Kirpik. Böyle miydi dün sana gösterdiğim köylü kadınları? Şey, ama bu film. Böyle mi dinledin beni? Şu suratının haline bak. Çabuk yıka o yüzünü. Çıkar o pamuşları ayağından. Başla. Oy, amanın, yetişin. Kimseler yok mu? Ebe garıya haber salın. Amanın, yastık düşüyor be, yandım. Ay, sana da kaç kere söyledim şu minderi sıkı bağla diye. Patla! Stop! Ben dayanamayacağım şekerim. Her şeyi birbirine karıştırdım değil mi? Affedersin. Uğraşacak halim yok bugün. Pazartesi başlayacak mıyız? Çarşambaya erteleyelim. Şu kız da ısrar etmesen Uğur abi. Ben bayılıyor muyum sanıyorsun? Söndür, bugünlük bu kadar. Ah yavrum, gözlerim yaşardı, ne güzel oynadın. Rezil oldum be, görmedin mi? Hiç beğenmedi. Ben yapamayacağım bu işi. Beceremeyeceğim. Gel. Ne istiyorsun yine? Al bunları Uğur. Beni oynatmaya mecbur değilsin artık.
Beceremiyorum. Yaparım sanıyordum. Kolay bir iş sanıyordum. Seni çok uğraştırdık. Hakkım yok güzel bir şeyi bozmaya. Allah'a ısmarladık. O kadar üzülme canım, yarın sabah gene gelir. Gelmez artık, onurlu, dürüst bir kız o. Onu o kadar beğeniyorsan gitmesine engel olsaydı. İçimden geçti, engel olmak istedim ama beceremedim. Git yalvar bari, ayaklarına kapan. Fena fikir değil. Uğur, çıldırdın mı, şaka yaptım. Deli oğlan. Hayatımın erkeği, seni üzdüm, bağışla beni. Bu ana kız benim de sinirimi bozdu. Yarın akşam için haber vermeye gelmiştim. Annem seni iş çevrelerine tanıtmak için bir kokteyl veriyor. 8'de evde bekliyoruz. Seni seviyorum, her zaman seni. Üzerinde bulunan bu asma köprüden geçiş... Ağlama gebertirim! ...diplomayı almayı hak ettirecek bir şey... Sen açtın başımıza bu işleri! Alana kızın açtı! 10.000 lira alacaktı falan! Şanı şöhreti de cabası! Gururu incitmişmiş! Sen götür resimleri Uğur'a ver! Bir daha bu evde Uğur adı geçmeyecek! Bu... Kapat şu televizyonu! Hava ekspresi diyorlar. Gerçekten de haklılar galiba. Bakın nasıl ekspres gibi gidiyor. Kapat dedim! İşte hayatmış. İçine sıçtınız hayatımızın be! Uğur! İçeri davet etmeyecek misin beni? Kim geldi kız? Uğur bey evladım, buyursanıza! Kızım alsana Uğur beyin elindeki çiçeği! Rahatsız etmiyorum ya! Ne rahatsızlığı evladım, buyurun! Şeref verdiniz! Kızım açsana şu televizyonu! Uğur bey oğlumuzun programı vardı! Gerçekçiliği önleyebilmek için ne gibi tedbirler almak lazım? Kaçakçılık muhakkak ki zamanla önlenecektir fakat bu zahmet ve polis tedbirleriyle, kuvvet tedbirleri olmaz. Çünkü vatandaşın başka bir çözüm yolu yoktur, geçim yolu yoktur. Milyarda bir ihtimal daha olsa bu işe gidecektir. Ne sigaralar satıyorsun? Kent Palmer, Astor, Lactan ve Winston, LM, St. Morris, Marlboro, Peter, Lem, Winston, Samsung, Maltepe, Bahar, Hisar. Peki en pahalısı hangisi? En pahalısı Samsung'dur. Kaç liradan satıyorsun Samsung'u? 12,5. Normal Samsung paketleri kaç lira? Beyaz Samsung paketleri 7,5, 10 lira arası. Peki Amerikan sigaraları kaç lira? 6,5 lira, 7 lira. 5,5 liraya da bazen düşüyor. İş mi arıyorsun bacım? Evet. 20 gündür bekliyoruz abi, bir bulaşıkçılık çıktı, tam 342 talibi var. Kocan çalışmıyor mu? Adı batsın, Almanya'ya gitti 3 yıl önce, bizi de aldıracaktı. Sonradan duyduk ki bir Alman karısıyla evlenmiş. Para da yollamaz oldu o günden beri. Evli misin? İmam nikahı, bizim oralarda hükümet nikahı bilmezler. Çocuk var mı? 3 tane, biri bu yıl okula başladı. Sakın yanlış anlama, gençsin, güzelsin. Çevrede sana benzer bir başka kadın yok. O yüzden dikkatimi çektin. Yani demek istiyorum ki... Anladım demek istediğini. Orospuluk mu yap diyorsun abi? Stop! Bütün provalardan daha iyi oynadım. Erol, şimdi şu son sözleri şöyle bir de yakından çekelim. 41 kere maşallah yavrum! Yürü lan! Doğumuzun dölü, yürü! Yürü dedim lan! Bacım, köpek senin mi? Allah göstertmesin, ben böyle siti evime sokar mıyım? 8 numaradaki Tülin hanımın, havalandırmaya çıkardım şimdi. Benimdir de ne olsun be? Bizim çocukların bir günde yediğini bu bir öğünde yer vallahi. Hem de maması Amerikanlardan gelir. Stop! Çok iyi oldu Ayşe.
İşçiyiz, güçlüyüz, devrimlerde öncüyüz. İşçiyiz, güçlüyüz, devrimlerde öncüyüz. Erol topla, Ayşe'yi yakından çek. İşçiyiz, devrimlerde öncüyüz. İş, ekmek, biraz açıyor. Açık. Aman evladım, kıza bir şey olmasın. Kızı var mı? Kızım orada benim. Bana bak, sen kızı artist mi yapacaksın, komünist mi? Dur oğlum, çek elini bakayım, al. Hürriyet, faşizme, nihayet. İşçiyiz, güçlüyüz, işçiler birleşin. İşçiyiz, güçlüyüz, işçiler birleşin. Makbule yalnız döndü Hüsnü Bey, Ayşe gelmedi. Kızı artist oldu ama adamcağız kendine bir elbise yaptıramadı. Hoş geldin anam. Kız nerede? Uğur'la alevlere gittiler. Alevdik. Uğur'un nişanlısı canım. Parti veriyorlarmış da. Kızın görgüsü biraz artsın dedim. Ucunu. Bizim babadan kalma görgümüz yetmiyor mu hanım? Biraz istakoz? Hayır, ondan yemem. Neden? Bilmem, hiç yemedim. Siyah havyar vereyim. Hayır, ondan da istemem. Biraz rozbif al bari. Ne? Hayır, yok istemem. Ulan bu kızın başına bir şey gelirse ikinizi de vururum. 20 yıllık memuriyet hayatımı mahvetmeyin benim. Allah korusun bey. Bu kızı sonunda orospu vereceksin sen, orospu. Ha şöyle. Nerede tanıştınız Uğur'la? Yolda. Bizimki otomobiliyle çarpmış. Senin damat Yaman Necat'cığım. Çarpacak hedefi iyi seçiyor. Benim gibi. Net 20 bin lira geçecek elinize. Kardan da hisse alacaksınız. Vallahi düşünce olarak karşı olduğum bir işi yapmak istemiyorum. Gençlik hayalleri bunlar. Olabilir. Politik bir yerdesiniz. Yarın iktidar değişse atarlar sizi işten. Atarlar, biliyorum. Ha. TV'ye gireceğim şekerim. Uğur'u elinden almak için. yeter! Hayatımda içki içmedim ben. Geleceğin büyük yıldızı Ayşe Gevrek'in şerefine. Hadi içelim. Yardım et de kızı oynatalım. Hadi cici oğlum hayatım, gel. Ne? Hadi gel oyna biraz. Aa, ben oynayamam. Ne kızı oynamıştın stüdyoda? Ama o zaman Uğur istemişti. Uğur istiyor gene. Hadi. Kıskandın mı şekerim? Saçmalama. Hakkınızca dalga mı geçiyorsunuz kızlar? Onu sen yaparsın. Zorla oynattığını unuttun mu? Yanlış yapmışım. Gel, seninle biraz konuşmam gerek. Ayşe'yi bu filmde oynatmanı istemiyorum. Söz verdim, ayıp olur. Düne kadar istemiyordun oynatmayı. Artık mecburiyetin kalmadığına göre. Neden mecbur olayım? Fotoğraflarınız elime geçti dün. O aşağılık anası kızını koynuna sokup sana şantaj yaptı değil mi? Boşuna ısrar etme. Eskisi gibi düşünmüyorum. Ayşe'yi beğeniyorum şimdi. Uğur! Rezil olamam o şıllığın yüzünden. Doğru konuş. Resimler bende. İnat edersen basına veririm resimleri.
Ah bayıldı kızcağız. Gözlerim anlaşılan. Göğsünü ovun daha çabuk ayıldı bu adam. Gözlerini açalım göğüslerini. Göğsünü ovun. Şöyle ovun. Uğur! Uğur! Uğur bayıklıyor Uğur! Nasıl istersen öyle yap. Ayşe bu filmde oynayacak. Beni bu şırfıntı için terk edemezsin. Kimse için terk etmiyorum seni. Ben çevrene rağmen başka bir alev var sanıyordum. Ama yanılmışım. Ayşe! Açın! 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 Ayşe! Vur! Vur! Götür beni buradan! Rezil herifler! Allah belanızı versin! Hayvanlık bende! Soysuzluğun bu kadarını tahmin edemedim! Kimsenin yüzüne bakamam artık! Ağlama! Senin ne suçun var? Günlerce yıkansam çıkmaz gibi geliyor üzerimdeki pislik! Doğru, onlar pis Ayşe. Ama seni kirletmeye güçleri yetmez. Ne işin var senin bunların arasında? Beni niye getirdin? Bilmiyor muydun böyle olacağını? Bilsem getirir miydim Ayşe? Sahipsiz bıraktın beni. Benle oynadılar. İçmemeliydim. Babam yaşında adamlar, ne bileyim ben. Seni de rezil ettim. Alev Hanım da kızmıştır. Zaten sevmiyor beni. Ben de onu sevmiyorum. Ben de sevmiyorum artık. Bize göre değil bu insanlar. Beni de kurtardın. Sana teşekkür borçluyum. Bağışlayabilecek misin beni? Senin ne suçun var? Bu tatsız geceyi unutmaya çalışalım, olur mu? Şimdi iyi bir uyku çekersin. İstersen yarın gelir alırım seni. Sahiden gelir misin? Tabii gelirim. İyi geceler. Seni çok seviyorum. Beni yalnız bırakma ne olur. Yanlışlıkla buna basarsan Mahmut Ağa tümden bizi havaya uçurur namussuz. Aman! Mahmut Ağa'nın Allah belasını versin. Dur! Geri al. Seni kullanın oğlumam. Erol iyi takip edememiş Ayşe'yi burada. İstersen planı sondan atalım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin abla. Simitle kaşar peyniri getirdim size. Sağ ol. Nurettin! Valide Hanım yok mu? Saat 11'e kadar izinliyim. Bitiyor mu revizyon? Hı-hı. Filmin bitişi şerefine arkadaşlarla yemek yiyeceğiz dedim. Uğur abi buyur. Bize 3 tane çay. Geçelim. Otursana. Aa, böyle daha iyi. Bu evazim benmiş daha duman. Ha? Sabahın ufakı şuna. Şu halime bak. Göz. Bak lan avrat. Şunu görüyor musun? Bu kaç? 5. Bu? 6. Ne oluyor lan? Denlendin mi ne? Allah bizi bu altı okun şerrinden korusun. He? Oyunu kullanırken mührü buna basma da... ...hangisine basarsan bas. He. Yanlışlıkla buna basarsan Mahmut Ağa tümden bizi havaya uçur. Filmimizin şerefine. Bir dakika. Önce senin şerefine içelim derim ben. Sen çok şeyler kattın bu filme. Bizi utandırdın. Ne yalan söyleyeyim, başlangıçta hiç umudumuz yoktu. Erol haklı. Hepimiz alay ediyorduk seninle. Biz görevimizi yaptık. Oysa sen beklenmedik bir başarı gösterdin. Sizler olmasanız ben hiçbir şey yapamazdım ki. Hiç ayrılmayalım olmaz mı? Hep dost kalalım. Buyurun. Ooo aslansın sen. Ne güzel çiçekler. İzin verir misiniz biraz ağlayayım? Ha, 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 ha.
Ayşe, sen mi geldin? Benim baba! Yarın görüşürüz. Sen çık çabuk çabuk çık! Ne olacak bunların sonu hanım? Evlenecekler canım. Uğur bizim kızı abayı yaktı. Siz daha yatmadınız mı? Bak, senin galanda giyeceğim elbiseyi dikiyorum. Nasıl? Ben takmam bu kelebeği boynuma. Bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlar. Şşş, kalkıp selam versene kız. Hadi kalkıp selam ver. Tebrikler. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nereye koşuyorsun kız? Ha? Aa, Erol, Uğur nerede? Kaçmıştır, böyle merasimlerden hoşlanmaz. Tebrik ederim. Çok iyi, kutlarım. Tebrikler. Sağ olun. Tebrikler hanımefendi. Teşekkürler. Bu gece yepyeni bir yıldız. Tebrikler hayatım, ben böyle şey görmedim. Ben bir de, harika. Ben de tebrik ederim. Bu film bizi batıda nasıl temsil eder bu canım? Bu gece fevkalade. Hanım, biz yavaş yavaş kalksak burada. Sen istiyorsan git, aman. Resmen sol propaganda. Doğrusu rapor edeceğim. Eğer oynatırlarsa tabii. Buyurun. Bir kulüpte oturup bu başarınızı kutlasak Ayşe Hanım. Bilmem ki. Bu isteğimizi kırmayın, sizinle konuşacaklarımız var. Hadi. Teşekkür ederim, iltifat ediyorsunuz. Artık parlak bir istikbal bekliyor sizi, değil mi? Mesut Ajans Batı'nın sahibidir. Türkiye'nin en büyük reklam firmasının. Arabalarımızı almayalım, Figo'da otururuz biraz. Tabii, tabii, tabii. Makbule, makbule. Makbule, biz gitsek artık sabah daireye yetişmem gerek. Kızı yalnız mı bırakayım yani? Sen git, biz birazdan geliriz. Ha, ha. Hadi. Buyurun efendim. Merhaba evladım. İşkembe çorbanız buyurun var. Efendim, buyurun. Hüsnü Bey. Buyurun. Rahatsız etmeyin. Yok estağfurullah. Buyurun. Teşekkür ederim. Bakar mısınız? Ne istersiniz Hüsnü Bey? Bir işkembe, iri taneli. Sirkesi sarımsağı tekmil. İçki içmem. Varsa bir meyve suyu. Ben de bir çorba içeyim hanım kızım gibi. Sen bize bir şişe viski getir. Başın efendim. Sıktı bu medet. Ayşe ile Makbule Hanım neredeler? Bu artistlik işi bize göre değil Uğur Bey evladım. Yılın kadınının şerefi. Şerefe. Nereden aklına geldi bu yılın kadını fikri Mesutcuğum? Yarın yönetim kuruluna Ayşe'yi teklif edeyim. Harika olur. Bugüne kadar yapılan en anlamlı seçim. Yılın kadınının şerefine. Ne olacak şimdi yani? Kadınlar Birliği sizi yılın kadını seçecek. Aa.
Ben istemedim filmde oynamasını, biliyorsunuz. Bilmez olur muyum Uğur Bey evladım? Ah o anası! Hep onun başının altından çıktı bunlar. Film yarın akşam televizyonda gösterilecek. Birden herkesin tanıdığı bir insan olacak Ayşe. Herkesin yararlanmak isteyeceği bir mal haline gelecek. Bu işin sonunu hiç iyi görmüyorum ben. Haklısınız. Şimdiden alışveriş başlamış söylediğinize göre. Uğur Bey ne karışır efendim? Sen de bu yetenek, bu çarpıcılık varken filmde çevireceksin tabii. Mankenlik de yapacaksın. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Aman ne güzel söylediniz beyefendi. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Uğur da memnun olur evladım. Tabii canım. Yeter ki siz tekliflerime evet deyin. Bu kızın aklı başımdan gider evladım. Bu kıza sahip ol. Sen aklı başımda bir insansın. Seni dinler, sana inanıyor. Seni seviyor. Bir doğdum, bir yaşarım. Kesmişler filmi. Beyefendi ateş püskürüyordu dün akşam. Bu kayanın biri bu canım. Aaa! Köyde çektiğimiz doğum sahnesi de yok. Çıkarmışlar. Uğur da çok ileri gitti kızım. Kesin Bedirıltı'yı! O kadar mutluyum ki. Kulübe gittik diye mi kızdın? Babamla işkembe çorbası içmişsiniz. Ama Uğurcuğum film bitmeden kaçmışsın. Seni o kadar aradım ki. Vallahi mecbur kaldık gitmeye. Beni yılın kadını seçecekler biliyor musun? Niye toplanıyorsun? İstifa ettim. Aa, istifa mı ettin? Aa, çok yazık. Niye? Filmi kestiler, görmedin mi? Aa, ya kesmişler. Ama gene de çok güzeldi. Şunları alsana. Sahiden mi gidiyorsun? Şakadan. Bu kadarcık şey için insan işini bırakır mı? Filmin ne anlamı kaldı bu şekliyle? Herkes beğeniyor ama. Sana seni beğenmeleri yetiyor. Ne anlatmak istiyorduk biz, haberin var mı? Yok tabii. Tabii, neden olmayacaktı? Anlasan neden istifa ettin diye sormazdın. Aa, iyi iyi, hadi bağırma. Bağırmıyorum. Aa, Uğur ya televizyondaki kız. Anladılar seni bunu. Rica etsem imzalar mı şunu? İsminiz neydi? Necla. Necla. Buyurun. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Taksi! Ben de isteyeyim. Bir dakika müsaade edin şöyle. Dün akşam yengeyi televizyonda gördük. Memleket davalarını çok güzel canlandırdı. Bizim hanım ağladı vallahi. Teşekkür ederim. Yo, aşağıya, aşağıya. Ne kadar çok kitabım var. Sen kızıyorsun bana. Nasıl da anladın? Aferin. Alay etme. Biliyorum niye kızdığını. Neden kızıyormuşum? Beni yılın kadını seçtiler ya. Bir sürü teklif aldım. Fotomodellik değil mi? Hı. Mankenlik. Bedava foto romanda oynatırlar. Film artistliği. Sonra da şarkıcılığa başlarsın. Niye olmasın? Çıkanlar benden daha mı iyi? Bu fırsat bir daha geçer mi elimize? Annem mi söylüyor bunları? Ben de istiyorum. Bir katım bir arabam olursa suç mu? Bunları kolayca verirler mi sanıyorsun insana? Sen karşılığında ne vereceksin? Ne dedi az önce arabanın şoförü? Beni çok beğenmiş. Neden beğenmiş? Anladık. Memleket davaları. Sokaktaki insanın bu görüşü bir sorumluluk yüklemiyor mu sana? Sen artık her hakkın eseni yapamazsın. İstifa nedenini bile anlamayan şu kalın kafana nasıl sokacağım bunları? Kalın kafalıyım ben. Cahilim. Ne yapayım? Beğenen bu halimle beğensin beni. Fotoroman okuyorum, gene var mı bir diyeceğim? Şöhretimi kıskanıyorsun sen. Pekala, öyle olsun. Nasıl istiyorsan öyle yap.
Bir gün yenik düşersen bana gelme yalnız. Gelmem, merak etme. Avaz mı aldık Uğur Bey? Güle güle Ayşe Hanım. Ya nedir benim bu kızdan çektiğim be? Sizlere Kadınlarımız filmindeki rolüyle yılın kadını seçilmeye hak kazanan Ayşe Gevrek'i tanıtıyorum. Tebrik ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ajans Batı ile mukavele imzaladım az önce. Bir kahve yapsana bana. Sen beni sevmiyorsun artık. Başımın belası. Şişir! Gülümse! Gülümse! Patlat! Dalga mı geçiyorsunuz be? Çiğne, gülümse, patlat! Çiğnenecekte bir şey olsa bari! Bunu çiğneyenin aklına şaşayım. Bir daha istemem bu kariyer reklamlarında. Fakat beyefendi, yılın kadını. Bana inanarak ciklet çiğneyecek kadın lazım. Yılın kadını, bunun kadını anlamam ben. Ya ama beyefendi... Stop! Ne yapıyorsun be? Bu zıkkım içilir mi be? Mesut Bey'i çağırın bana, bu kızla çalışamam ben! Aaa! Şuraya bak! Beni öldürecek misiniz siz? Stop! Ha? Çıldıracağım! Ay yoo, bacağımı açamam! Güzel dediğin zaten! Özür dilerim beyefendi, yılın kadını diye aldık! Kız haklı! Mutasip Türk kadını bacağının gizlenmesinden hoşlanacak. Kız sezgileriyle doğru bir şey öğretti bize. Hoşuma gitti. Tanıştırır mısınız? Emredersiniz efendim. Latif çoraplarının sahibi Ragıp Bey. Sizinle tanışmak istedim. Özür dilerim. Teşekkür borçluyum size. Yanlış bir reklam yapacaktık. Kadınlarımızın mahcubiyetini hatırlattınız bize. Çorabı onlara satacağız. Fahişelere değil. Sizi pek beğendim. Bu akşam yemek yiyebilir miyiz? Kim o? Aç benim! Yoksa başka bir kadın mı var içeride? Neden olmasın? Aa, yemeyeyim, akşam yemeğe davetliyim de... Reklamını yaptığımız çorap fabrikatörü yemeğe davet etti beni. Sheraton Oteli'ne. Çabuk sinirimi bozmadan bas git buradan! Hangi cehennem dibine gideceksen defol! Kıskanıyorsun beni! Senin neyini kıskanacağım be? Hemen fenalık gelmesin aklına! Adam çok kibar! Aklımı beğendi benim! Aklını mı? Sende akıl var mı be amanak karı? Sen beni hiçbir zaman insan yerine koymadın zaten! Unutmadım yaptıklarını! Yerleri sil, odun kır, göbek at, ağla! Denizde boğacaktın az daha beni! Bırak şimdi bunları! Hiç beğenmedin beni! Hiç sevmedin! Sevsen bırakmazdın zaten! Ayşe yeter! Yetmez! Beğenmedin beni! Ama başkaları beğeniyor! Kadın olarak değil, aklımı beğeniyorlar! Git de gör neyini beğendiklerini! Terbiyesiz! Gidiyorum işte! Bir daha da gelmeyeceğim! Sana alev gibileri lazım! Onlardan anlarsın sen! Ukala! Ukala! Başarımı gerçekçi olmama borçluyum! Zengin olmak, rahat bir hayat yaşamak istiyorsan... ...boş hayalleri bırakacaksın kızım! Uğur da gerçekçi olmamı isterdi. Yattın mı onunla? Anlamadım. Canım, yatmasan senin gibi birine ne diye çevirsin o filmi? Neler söylüyorsunuz siz? Gerçeği söylüyorum. Benimle yatmazsan bir daha iş verir miyim sana zannediyorsun güzelim? Sizin vereceğiniz işe ihtiyacım yok. Böyle numaraları sevmem. Hani gerçekçi olacaktık? Bırakın beni!
Ufak bir araba alırım sana. Bir kat tutarım. Memnun kalırsam katı üstüne yaparım. Bu salak halin nedense hoşuma gidiyor. Bırakın! Ukalalı da bırakacaksın yalnız. Ha? Tabii kadın dediğin biraz orospu olmalı. Hüsnü Bey! Sizi bekliyordum Uğur Bey. İçeri buyurmaz mısınız? Sağ olun. Yirmi yıllık memuriyetim, namusumuz, şerefimiz... Biz bittik Uğur Bey evladım. Biz perişan olduk. Bizde akıl da kalmadı. Bu gece sahneye çıkıyor. Şarkı söyleyecekmiş. Sesi de yok aptalın. Bir takım gangsterler etrafını almışlar. Laf anlatamıyorum kimseye. Affedersin. Affedersin ben... Ben pezevengim biriyim. Yo estağfurullah. Yo yo öyleyim öyle. Onu kurtarırsan bir sen kurtarırsın. Seni çok seviyorum. Bir şişe su getirsene evladım. Bas! Bari şunu susuz içme güzel evladım. Beceremeyeceğim. Yürü, gidiyoruz! Bırak! Nereye gidiyorsunuz? Bırak beni! Aman Allah'ım! Kızımı öldürür! Koşun ne duruyorsunuz? Buraya bak, Uğur Bey evladım sahneye çıkacak! Dur, dur bakalım! Dur sen de, koş ver şeyi! Çabuk! Çöz ellerimi! Aklım başına gelinceye kadar çözmeyeceğim. Bakalım gelmiş mi gelmemiş mi? Ellerimi haydut! Sen aptalın birisin söyle, aptalın biriyim de! Değilim! Beni bırakıp gitmekle en büyük salaklığı yaptın. Salak sensin! Bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın. Yapmayacağım işte! Eşek gibi seviyorsun beni! Sevmiyorum! Seviyorsun! Sevmiyorum! Pekala. Sevmiyorsan defol git başımdan! Git bir daha da gözüm görmesin seni! Gidiyorum işte! Bak bir daha gelmem Allah canımı alsın ki! Çok ararsın ama beni! Uğur! Uğurcuğum! Ben aptalın biriyim. Sözünden çıkmam bir daha. Vallahi.
Seni çok seviyorum. Çok. Beni hiç bırakma artık, ne olur. Çok seviyorum. Kendini beğenmiş, ne olacak? Ay, Berkin'i öldürmüştün kızımı canavar, koşun! Ödüm koptu, kapıyı vursanıza canım! Ne oluyor ya sabah sabah? Ayşe Hanım'ı zorla alıkoymakla suçlanıyorsunuz. Aa, kim? Uğur mu beni kaçırmış? Hah, ben kendim geldim ayol! Kız, doğrusunu söylesene memur bey! Uğur seni kaçırmadı mı, ha? Yoo! Uğur'un yeni çekeceği filmin senaryosunu çalışıyor. Hay! Ben bu numarayı yutmam! Aa! Peki, bu numarayı yutar mısınız Valide Hanım? Hı? Yutucuğum! Yutuyorum! Ay, yuttum bile! Tamam! Ayşe, hazır mısın? Hazırım! Erol, hazır mısın? Hazırım abi! Kamera! Ah kızım, evladım! Vah yavrum, gençliğine doyamadan gittim! Vah güzel evladım benim, vah! Stop! Oldu mu? Artistiniz benim kadar iyi oynayamadı evladım!